Böyle mi uçacaktık? Tepe takla gidiyoruz. İnşallah daha çok düşer. Pek de bir düşüş fark etmedim. Kaç haftadır zaten gelemiyordum. Bugün 1 lira düşer, yarın 5 lira düşer. Bu neye layık olursak o şekilde. Pazarda sebze meyve fiyatlarında düşüşler yaşandı. Bizler de Laz Tokat'ta ekip olarak Kayseri halkına fiyatlarla ilgili sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Düşüşler fazla devam etmez ya. Bence. Yani mazot böyle benzin pahalı olduğu müddetçe yani onların nakliyesiyle beraber düşüş olmaz yani. Yani bence. Bu fiyatlarda normale dönmez mi? Dönmez bence ya. O kadar dönmez. Peki bir yükseliş olur mu fiyatlarda tekrar? Yükseliş bu ayarda devam eder yani. Yükseliş olur diyorsunuz yani. Evet, yükseliş biraz daha yani bu bir iki ay içinde aynı şey seviyesinde devam edebiliyor yani. Olmaz işte benzinin, mazotun pahalı olmasını için normalde olmaz. Çünkü nakliyesiyle beraber geldiği zaman illaki bu fiyat düşmez yani. Yani bu düşmez kesinlikle. 15 ise fiyatlardan memnun musunuz? Ben memnun değilim. Alabiliyor musunuz? Zor. Yani mesela 2 kilo 3 kilo alacağım mesela yarım kilo alıyorum. Yani ben memnun değilim yine. Vallahi memlekette hiçbir şeyin düştüğünü zannetmiyorum ben. Bu düşmüş fiyatlar mı bunlar? Geçen haftaya göre düşmüş fiyatlar. Yani düşmüş fiyatlar bile vatandaşın cebini yakıyor. Bu düşmüş fiyat falan değil yani. Yani yeterli bunun. Tabii ki değil yani. Yeterli. Peki devam eder mi? Zaten hiç zannetmiyorum düşeceğim bu saatten sonra da. Peki bu pahalı neye bağlıyorsunuz? Hükümet. Yanlış politika. Tabii. Hayır. Tamamen hükümet. Tamamen hükümet. Yanlış politika. Yanlış ekonomik politika. Başka bir açıklaması yok bunun. Hükümet değişince de geçeriz ancak pahalının önüne. Seçimden sonra. Kırız acaba? Ne dediler? Verin bize oyu, görün. Dolar, euro, pahalılık nereye gidiyor? Nasıl oluyor? Aha verdik, ne oldu? Böyle mi uçacaktık? Tepe takla gidiyoruz. Sanmıyorum. Bir hafta böyle yaparlar, ikinci haftaya daha yüksek yaparlar. Ne oldu? Düştü diyecekler. Yani tekrar bir yükseliş olur diyorsunuz. Tekrar yükseliş olur. Çünkü altın falan yükselişe geçmiş zaten. Onun meyve ve sebzedeki pahalılığı neye bağlıyorsunuz? Öyle dinle. Onu ben bilemeyeceğim. Zaten yeterli üretim mahsul var mı? Yeterli üretim mahsul bu mevsimde zor. Havaların ısınmasıyla düşüşler yaşanır mı fiyatlarda? İnşallah. Hepimizin temennisi o çünkü millet zaten mahvolmuş durumda. Marketler, pazarda marketten kalmıyor ki zaten. 18'e domatesi orada alıyorsun, 18'e burada alıyorsun. İnşallah daha çok düşer. Pek de bir düşüş fark etmedim. Kaç haftadır zaten gelemiyordum parasızlıkta. Bu hafta geldim, sadece aldığım bu. Hiç memnun değiliz pazardan, marketlerden, Suriyelilerden, Afganlılardan. Başımızdaki belalardan şikayetçiyiz. Siz yeteri kadar alışveriş yapabiliyor musunuz peki? Hayır, yapamıyorum. İstediğimi alamıyorum. Çocuğumun istediğini alamıyorum. İstediğimiz hiçbir kıyafeti zaten alamıyoruz. Karnımızı doyurduğumuza şükrediyoruz. Pazardaki fiyatlardan memnun değilsiniz. Hayır, neyinden memnun olayım? Sadece pırasa iyi geldi. Peki baharın gelmesiyle, havaların ısınmasıyla fiyatlarda bir düşüş yaşanır mı? İnşallah. O da olması gereken, artık o kadar da olsun. Yoksa aç mı kalacağız? Millet şeyler yerken, yani manda yoğurtları, neyleri yerken, değil mi? Biz niye? Allah'tan gelene şükredilir kızım. Kulundan gelene şükredilmez. Öncelikle soru sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben her zaman umudu olan bir insanım. Bugün 1 lira düşer, yarın 5 lira düşer. Bu neye layık olursak o şekilde her şey bize gelir. Devam eder mi? Eder bence. Ben de bir ziraat fakültesi mezunuyum. Öğretmenlik yapıyorum şu anda ama. Eder. Bolluk varken çok şükretmediysek, yokluk varken çok şikayete gerek yok. Etmesi lazım. Çünkü yaz geliyor. Sıcaklar çok olsa daha çok düşer. Fiyatlarda bir yükselme mi olur yoksa düşüşler böyle devam bundan eder mi? Sonra düşmesi lazım. Ben 20-25 sene zeytinle uğraştım. Düşmesi lazım bundan sonra. Peki yani bu, kendi kendine düşmesi lazım. Peki bu pazardaki pahalılığı neye bağlıyorsunuz siz vatandaş olarak?
Bağlılığı niye bağlıyorsun işte? Bazı oyunlar oluyor ya. Ya bu fiyatların yüksekliği sebebi ne olabilir sizce? Fazla el değiştiriyor. Fazla el değiştirinden o ona o ona derken fiyat böyle yükseliyor. Biraz da tallada da yükselttiler bu sene. Şimdi az talebe bağlı biliyorsunuz. Az talepten 10 milyon nüfusu getirin de sokarsan bu ülkeye. Hollanda'nın nüfusu 8 milyon. Dünyaya hakim ette süse 10 milyon. Bir de doğurgan kesim. Yani hep genç bunlar yiyecek. Adam aldığında 5 kilo tavuk alıyor Suriyeli. Sen yetiştiremen ki bunlara. Yani yetiştirdiğinde mi ne olacak? Az talep dengesi bu. Az talep dengesini sağlayamadığın müddetçe enflasyonda bir para etmez öbürü de az talepten geliyor. Kole ekmiyor. Maliyetler fazla. Bedavada çalışacak kimse yok. Onun için herkes kafasına göre hareket ediyor. Malı bulduğumuza dua edek. Fiyatı bırak da bundan sonra. Mevsim olarak hani yaz geldiği için mutlaka biraz daha düşecek. Ama sırf burayla alakalı değil ki bu iş. Marketler alev. Yani her şey benzin, mazot. Artık insan yetişemiyor bu işe. Ben bu işi yapmıyorum. Yani çalıştığım bir fabrika, aldığım maaş belli, artık geçinemiyor insanlar. Bunu artık birisinin dur demesi lazım. Böyle. Peki bu pahalılığı niye bağlıyorsunuz? Dünyada da var bir pahalılık ama bizim ülkemizde daha farklı. Bilmiyorum niye. Sebze ve meyvedeki pahalılığı niye bağlıyorsunuz? Üretimi. Ya fırsatçılık. Fırsatçılık da var işin içinde. Bilmiyorum. Dediğim gibi fırsat çok fazla. İnsanlarımız çok farklı. Biz Müslümanız ama sözde. Sadece sözde. O gün şeyi gördük Ukrayna'da. İnsanlar ekmek çatısına girmiş. O kadar medeni ki. Savaş orada.